Haberin spotunda Karar Gazetesi. İktisatçı Profesör Doktor Aziz Konukman bu bölümde bizlerle birlikte. O zaman bu soruyu hemen kendisine soralım. Sayın Konukman efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ ol. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. AKP iktidarı suçluyu bulmuş gibi gözüküyor asgari ücretle. O zaman soralım bu soruyu, maaş artmazsa enflasyon düşer mi Sayın Konukman? Evet, bu kritik bir soru ama ondan önce ben bugün bir basın açıklamasına davet edildim. Evet. Sinop'tayım. Eğitim senin. Biliyorsunuz grevdeyiz, hedef gösterildik, öldürüldük, yastayız, öfkeliyiz diye Türkiye'nin hemen hemen her yerinde eğitim sen sokağa çıktı. 11'de Milliyetim Müdürlüğü'nün önünde basın açıklaması yapacak. İnşallah ona yetişirim. Çünkü davet arada, edilmiştim. Tabii arkadaşlarımdan da rica edeyim. O, biraz önce biz de ekranlara getirmiştik. Türkiye'nin pek çok noktasında eğitimciler saat 11'de artık yeter diyecekler. Onu da getirelim ekranlara bir yandan. Buyurunuz efendim. Ben bir eski eğitim senli olarak bu davete tabii ki mutlaka uyacağım. Şimdi öyle bir başlık atmış ama bence burada bir çark etme var. Yani Merkez Bankası raporlarında, başkan da dahil, çark ettiler. Bir hatırla lütfen sevgili Bilge, senden çok program yaptık. Ne yapıyorlardı? Hep ücretlerdeki %1 artışın enflasyona katkısı ne olur diye analizler yapıyorlar. Tamam? Yani ücretlerde diyelim ki bir artış oldu, o enflasyona nasıl katkı yapar? Şimdi bugün söylediği ifade çok ilginç. Yani dünkü basın açıklamasında ücretlerin yüksek enflasyondan dolayı erimesi söz konusu. Yani enflasyonun nedeni ücretler tezini artık tek böyle ortaya atmış olmuyor. Bu, hani onu ortaya atmış olsaydı maaşlar artmazsa enflasyon düşeri rahat söylerdik. Ama burada bir çark var. Yani Karar Gazetesi onu da görmeli. Ücretlerin yüksek enflasyondan dolayı erimesi. Ben hatırlıyorum, senin bir programında aynı ifadeyi kullandım. Kardeşim, ücretler yükseldiği için enflasyon olmuyor. Enflasyon yükseldiği için ücretler yükselmek zorunda oluyor. Yani ona intibak etmek zorunda oluyor. Niye? Çünkü eriyor. Eriyince de ücretlerin ayarlanması söz konusu oluyor. Zaten toplu sözleşmede memurların, hatırlayalım, hem de emeklilerin niye enflasyon farkı veriliyor? Lütfen. Yani bunu birisi izah etsin bize. Neden enflasyon farkı verilir? Çünkü enflasyonda ücretler eridiği için ve bu gecikmeli olarak yansıdığı için aradaki farkı ödeme ihtiyacı doğuyor. Yoksa o zam filan değil. Yani enflasyon farkı kadar zam yapıldı derseniz doğru olmaz. Tam tersine enflasyonu maaş artışının gerisinde kaldı. Onu telafi etme zammıdır. Ona zam denmez aslında. Şimdi birinci tespit bu. İkincisi, ya Allah aşkına, daha önce şunu söylüyordu. Mektubu hatırla ya. Unuttular daha geçenlerde yazdıkları mektubu unuttular. Hani enflasyondan sapma olunca biliyorsunuz Merkez Bankası'nın kendi görev şeyinden de geliyor bu. Kanunen kendisine verilmiş görevden de geliyor. Enflasyonda bir sapma varsa nedenlerini eskiden Bakanlar Kurulu'ydu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nı açıklamak durumunda. Şimdi kardeşim, siz mektup yazdınız ve asgari ücretin tek şeyde belirlenmesi gerektiği doğrusunda bir tavsiyede bulundunuz. Şimdi çok ilginç ya. Çok ilginç. Ne diyor biliyor musun açıklamada, basın açıklamasında? Bu diyor Merkez Bankası'nın uhdesinde değil. Biz taraf değiliz. Dolayısıyla bir tavsiye de söz konusu değil. Ya bu daha rapor orada ya. Daha birinci çeyrek raporu orada. Birinci rapor orada. Bu nedir? Bu nasıl bir çarptır? O mektup da orada. Şimdi şöyle bir ifade çok manidar. Allah aşkına şu denir mi ya? Biz tahminler yaparız. Bir takım varsayımlarda bulunuruz. Bu varsayımlardan biri buydu diyor. Yani asgari ücrete tek zam yapılacağı varsayımı. Peki bu varsayımı biz nereden öğrendik demeye getiriyor. Ya diyor, asgari ücrette tek artış olacağı dillendirildiği için varsaydık. Ya siz dedikoduyla mı iş yapıyorsunuz? Dillendirildiği için. Ya dillendiren sizsiniz kardeşim. Mektuba yazan sizsiniz, raporda bunu ifade eden sizsiniz. Şimdi niye çark ediyorsunuz? Neden? Çünkü seçim sonuçları ortada, toplumsal muhalefet yükseliyor.
adeta Merkez Bankası da buradan aradan sıyrılıp sorumluluğundan kurtulmak istiyor. Bunu bir hatırlatayım sevgili Bilge. Ben araya girip tabii bu arada müsaadenizle. Evet. Bu arada bakın Mehmet Şimşek'in şu an bu görüntüler canlı görüntüler bir programda konuşuyor. Orada da tasarruf tedbirlerinin üzerinde duruyor. Tasarruf istiyoruz diyor. Böyle bir mahşet.